Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Gündem Özel başlıyor. Eşsiz güzellikleriyle yaz aylarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yabancı vatandaşlara 90 güne kadar vizesiz ülkede kalma hakkı veriyor. Vizesiz giriş olduğu için yerli ve yabancı turistler tarafından ilk tatil rotası olmayı da sürdürüyor. Yeni yılın gelmesiyle zamlar da hayatımıza girdi demiştik. Uçak bileti, konaklama ve yeme içme gibi unsurlar olsun hepsine neredeyse %50'ye yakın zam geldi. Peki yeni yılda ülkelere göre asgari ücrete gelen zam ne kadar oldu? Yeni yılla birlikte en çok merak edilen konulardan biri şüphesiz asgari ücrete gelen zamlardı. Türkiye 2024 yılı için milyonlarca çalışana 17.002 lira asgari ücret zammına gitti. %49 oranında gidilen zam daha çalışanın hesabına yatmadan ne yazık ki eridi. Almanya'nın 2024 yılı asgari ücret zammına baktığımızda federal hükümet yeni asgari ücretle birlikte çalışanlarına ayda brüt 2.151 euro maaş verecek. Türk parasına çevirdiğimizde ise 70.861 lira 30 kuruşa denk geliyor. Yavru vatan diye ifade ettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de asgari ücrete yaptığı maaş zammıyla gündeme gelen ülkeler arasında. Asgari ücret tespit komisyonu 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak yılın ilk asgari ücretini dün belirledi. Aralık ayı enflasyonunun %5.44, yıllık enflasyon oranının ise %83.33 olarak açıklandığı yavru vatanda asgari ücret 2024 yılı için 12.800 lira arttı. 2023 yılı 11.800 lira olan asgari ücret bu yıl 24.000 lira olarak açıklandı. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu asgari ücretin 4 ayda 1 ve yılda 3 kez olacak şekilde belirlenmesine karar verdi. Gündem Özel haberimizde karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.